Selamun aleyküm arkadaşlar. Hani sohbetler arasında şöyle söylenir. Ya size iki tane iyi haberim var. Biri iyi, biri kötü. Söyleyin, önce hangisini vereyim derler. Böyle bir sohbet sırasında, konuşma sırasında heyecanlı olsun diye bu genelde söylenir. Evet, benim şimdi iki tane size güzel haberim var. Biri bence güzel bir haber ama henüz daha pişmemiş bir haber, pişmek üzere olan bir haber. Diğeri ise baya pişirilmiş. Daha önce de ben bu konu üzerinde bir sohbet yapmıştım. Ama sizi bir gün önceye, daha doğrusu bir sohbet önceye götürüyorum. Aşağıda hazır olan en son sohbetimin başlığı neydi arkadaşlar? Şöyle bir başlık atmıştım ben. Aynen böyle demiştim. Demiştim ki Bay Fatih Terim ve avanesi. Hani avanesini de açmıştım. Yardakçı, işbirlikçiler, yardakçılar, işbirlikçiler. Avanesinin Türk Dil Kurumu'na göre açıklaması yardakçı, işbirlikçi. Yani Bay Fatih Terim ve avanesi varken Galatasaray asla başarılı olamaz demiştim arkadaşlar. İşte şimdi bu sohbetimi bir adım daha ileri götürüyorum. Galatasaray'ın kulislerinde son derece hakim. Son günlerde pek çok yerde, orada, burada konuşulan, bunların bir bölümünün de medyaya yansıdığını siz biliyorsunuz, toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda kim ne konuşuyor, ne söylüyor, kapalı kapılar ardında kulislerde medyaya yansımayan ne tür kararlar alınıyor, kim kimlere nasıl vaatlerde bulunuyor, kim kime göbekten bağlı olması için imkanı olan kişilere, cukkası sağlam olan kişilere işte yöneticilik, başkanlık muhabbetleri yapılıyor. Bunlardan bir tanesinin eski başkanlardan Dursun Özbek olduğunu size ben söylemiştim. Ve hatta Dursun Özbek'le ilgili de şu hatırlatmayı da yapmıştım. Bir kere daha yapmak istiyorum. Hatırlayın arkadaşlar, bugün Dursun Özbek diyen bir takım çıkarcı puçlar Dursun Özbek'in bir süre önce gitmesi için yapmadıkları rezaleti bırakmadılar. Ve sonunda Dursun Özbek'i arkasına teneke bağlayarak gönderdiler. Rahmetli Mustafa Cengiz'i sağına soluna bakmadan seçtiler. Yeri gelmişken söyleyelim. Bir süre sonra Mustafa Cengiz'i de, rahmetliyi de yediler. Yeme noktasına getirdiler. Aslında bu yeme işleri biliyorsunuz Ünal Aysal'la başladı. Ünal Aysal'ı nasıl kaçırdıklarını ben biliyorum. Ünal Aysal 41 aylık başkanlık döneminde Galatasaray'a gerçekten kazandırdığı 27 kupanın yanında inanılmaz derecede farklı işler yaptı. Ama dediğim gibi allem bullem meseleleri, abidik gubidik hikayeler sonunda Ünal Aysal'ı da itibarsız hale getirmeye çalıştılar. Transfer edilen 3-5 futbolcunun sürekli böyle dile dolayıp gevezeliğini yaptılar. Yok işte efendim o alındı da bu alındı da, yok efendim Ünal Aysal işte kulübü 1 milyar borca soktu da, hiç öyle borca sokmadı. Adam kendi parasını buldu, kendi sponsorlarını, kendi kaynaklarını buldu. Ne yaptı abi? Galatasaray şampiyonluklar kazandı mı? Kazandı. Galatasaray baskette şampiyon, bayanlarda Avrupa Euroleague şampiyonu oldu mu? Oldu. Baskette 24 yıl sonra mı, 27 yıl sonra şampiyon oldu. Avrupa şampiyonlukları. Üst üste bunları koyun abi. Çok büyük başarılar geldi. Ve en önemlisi Drogba'lar geldi. Snyder'ler geldi. Bizim gurur duyduğumuz bu transferler yapıldı. Şimdi onu da bir tarafa koyuyoruz. Evet. Şu anda bunlar kimi hazırlıyorlar? Bunlar Dursun Özbek'i hazırlıyorlar arkadaşlar. Yani bir dönem arkasına teneke bağlanarak gönderilen Dursun Özbek'i hazırlıyorlar. Ha şunu söyleyeyim bu arada yalnız. Bu sohbeti iki bölüm gibi düşünün. Şimdi birinci bölümde işin bence hani olumsuz olan haber kısmını vereceğim. İkinci kısmında da olumlu olanı, yani hani üzücü şey, bir iyi bir kötü haber dedik ya, onu vereceğim. Ve bu iki sohbet çok da uzun olmasın diye özellikle arka arkaya bunu 1-2 şeklinde adlandıracağız arkadaşlar. Şimdi bunlar dediğim gibi Dursun Özbek'i hazırlıyorlar. Dursun Özbek'e diyorlar ki seni başkan yapacağız. Bir dönem dalga geçtikleri şekliyle, şemaliyle, kılıyla,
kıyafetiyle, tipiyle, giydiği pantolonla, ceketleriyle. Hani adamın ceketleri kolları kısa olduğu için buradan sarkıyordu. Emanet mi aldın ceketi? Pantolonu kimden aldın? Hangi emanetçiden aldın? Rahmetlinin de boyu çok uzunmuş deyip böyle kafa buluyorlardı, dalga geçiyorlardı. Tostos Dursun'lar. Tostos kendi demişti, benim lisedeki lakabım da Tostos Dursun, yanılmıyorsam öyle demişti. Şimdi bunlar Tostos Dursun'u geri getirmeye çalışıyorlar. Ama geri getirirken de diyorlar ki bak biz Tostos Dursun seni geri getireceğiz ama bir şartımız var. Nedir şart? Şartımızı kabul edeceksin. Kayıtsız şartsız. Nedir? Fatih Terim'i teknik direktör yapacaksın. Vay 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 vay. Vay ki vay anam vay. Fatih Terim'i teknik direktör yapacaksın. Burak Elmas Galatasaray'a tarihinin en büyük kıyanı yaptı. Galatasaray'ı bir kabustan uyandırdı. Hem bir kişinin tek elinden kurtardı. Florya'ya özgürlük getirdi. Galatasaray'ın geleceğini kurtardı. Önünü açtı. Bunlar bakın hem başkan düzeyinde çok eleştirdikleri yerden yere vurdukları, hakaretler yağdırdıkları başkan düzeyinde Dursun Özbek'i geri getiriyorlar. Hem de Galatasaray'ın özellikle son 4 yılında tamamen uçuruma gitmesine neden olan, takımı enkaz haline getiren, kulübü yaklaşık 1,5 milyar borca sokan bir tipi tekrar takımın başına getirmenin yollarını arıyorlar. Şimdi bu olacak iş mi? Bu olacak iş değil. Ama bunun için de abi her türlü toplantılar yapılıyor. Her türlü abidik gubidik düzenler yapılıyor. Yapılıyor. Yapılmıyor mu arkadaşlar? Öyle toplantılar yapılıyor, öyle rezaletler yapılıyor ki bu fotoğrafları zaten biliyorsunuz, görüyorsunuz ama hadi ben size şimdi sırayla bir tanesini göstereyim. Bakın. Şimdi şu fotoğrafa dikkatle bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz işte o yok bilmem ne yüce, Ahmet Yüce midir ne yüce ise, hemen yanında oturan şu Serdar Güzel Aydın, burada işte yüce denen kişiler, burada işte o Ali Yüce miydi neydi daha önce voleybol şubesine bakmış olan tip falan. Şimdi bunları görüyorsunuz. Bu bir, bunu koyun cebe. Zaten bu Serdar Güzel Aydın varsa bir yerde, o orada zaten bir huzur olmaz, bir herhangi bir şey olmaz. Bu nereye girerse işte böyle bir takım organizasyonlar yapar, abidik gubidik işler yapılır. Bu işleri de gayet iyi beceriyorlar, hakkını da iyi veriyorlar. Ama camia içerisinde biz şunu biliyoruz ki bu işler artık bu kadar kolay değil, bu kadar da kolay olmamalı. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Neydi? İşte Dursun, değil mi? Dursun'a şart koşuyorlar. İşte bakın bunu gösterelim. Dursun'a diyorlar ki ey Dursun, Fatih Terim'i geri getireceğim. İkisinin de bana göre ahı gitmiş, vahı kalmış. Ne birinden Galatasaray'a başkan olabilir, ne Galatasaray'ı çağdaş anlamda yönetebilir, ne de diğeri artık teknik anlamda, teknik direktör olarak son 4 yılda olduğu gibi Galatasaray'a hiçbir şey veremez arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sırayla bu fotoğraflara bakıyoruz. Bu fotoğrafların ne anlama geldiğini, manasını ben sizlere açıklayacağım. Bu fotoğrafların ne manaya geldiğini. Bu bir, koyun cebinize. Bu iki, kim bu adam? Neydi, Azapyan mıydı? Neydi, Azapan mıydı? Neyse işte Azapyan. Bu sponsor olmuş, 3 kuruş para vermiş. Florya'nın sahibi gibi davranıyor. Her gün böyle. Ve bu fotoğrafları bir kere daha hatırlayalım. İşte yukarıda kaptan. Dört göbek birbirine karışmış. Hocasıyla maç günü bu fotoğraflar veriliyor. Ve aşağıda da gördüğünüz baba yiğit hakem kartı gösterirken baba yiğit üzüntüden kahroluyor. Kart ona mı gösteriliyor? Hayır. O dakikada Galatasaray penaltı kazanmış. Kulübede kimse kalmamış. Herkes sarmaş dolaş. Bu derviş efendi üzüntüden kahroluyor. Demek istiyor ki lan Galatasaray diyor 96-6'da Göztepe maçında penaltı kazandı. Takım galip gelecek. Vay anasını diyor. Nasıl olur diyor. Bunlar da kulübün eski profesyonelleri. İşte bir tanesi tercüman, öbürü antrenör, öbürü idari menajer de bütün transferleri yapan hanedan mıydı? Neyse ne halsa abi. Bunları şimdi gördünüz değil mi arkadaşlar? Burada peki özellikle şu fotoğrafla ve biraz önce gole penaltıya sevinmeyen futbolcuyla ilgili verilen mesaj, bu fotoğraflar, biraz önce gösterdiğim o güzel aydınlı toplu fotoğraflar, yemek fotoğrafları falan. Buradan ne mesaj veriliyor? Buradan şimdi bu bay teknik direktör diyor ki, kapının önüne konulmuş teknik direktör diyor ki,
Ey diyor Burak Elmas, bak ey takım, şu anda diyor ben her şeye hakimim. Mesaj veriyor çok net bir şekilde. İstersem diyor Galatasaray'ı 2 dakikada bitiririm diyor. Nitekim Konya'da Galatasaray oynamadı abi. Oynamadı. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Trabzon maçında harikalar yaratan takım seyircinin önünde o futbolu oynuyor da Konya'da niye yürümüyor? Neden oynamıyor? Neden bu futbolcuların kafasına acaba birileri böyle nifak tohumları mı atıyor? Böyle bir takım ne tohumları atıyorsa. Şimdi diyor ki bir kaptan benim elimde. İstediğim anda istediğimi yaparım diyor. Bay İmparator, Bay İmparator mesaj veriyor. Haklı mı? Haklı. Bak diyor penaltı oldu. 90+6. dakikada adam sevinmiyor bile diyor. Var gerisini sen düşün. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sana sponsor oldu diyor. İşte amatör şubelerine oraya buraya diyor. Azapyan. Azapyan değil ya. Azapan. Azapyan. Azapyan. Neyse. Sponsor oldu diyor. Haberin olsun diyor. O da benim elimde. Bak diyor her gün boy boy fotoğraf çektiriyoruz. Size her gün maç günleri özellikle haşırt yapıyoruz diyor. Diyor mu? Diyor abi. Gayet net bir şekilde. Adam bu mesajı da veriyor. Biz bunları alıyoruz, biz bunları anlıyoruz. Adam diyor ki ben güçlüyüm kardeşim. Ben ne istersem Galatasaray'da o olur diyor. Galatasaray bırakırsam oynar, bırakmazsam diyor çekerim ipleri diyor, çekerim dizginleri diyor. İstediğim gibi olur diyor. Ben o yüzden demiştim ki Galatasaray Başkanı ey Burak Elmas hemen derhal bu Arda Efendi ile neydi o Halil Efendi'yi feshet mukavelerini falan gönder. Galatasaray'dan bunları uzaklaştır. Bu adamları Florya'nın içine sokma. Bunlar takım içinde oldukları sürece saatli bomba demiştim değil mi? Dedik ama anlatamadık yeteri kadar herhalde. Ha bir de o sponsor olan tip var. Tasını tarağını al git. Ne hal diyorsan ye. Bir daha Florya'nın yanından geçme demeleri gerekiyordu. Onu da diyemediler. Diyemedikleri için arkadaşlar ne oldu? Yenip yapılanma dediler. Toplantı üstüne toplantı dediler. Camianın içinde bakın sadece kaptan, futbolcu ya da sponsor değil abi. Adam işte kongre üyesi, bilmem ne yüce, bilmem ne güzel aydın, bilmem ne şu aydın, bu aydın abi. Bunlar abi el ele veriyorlar, kafa kafaya veriyorlar. O abidik bubidik bir takım estek köstek numaralar yapılıyor. Gayet güzel. Ve her Galatasaray maçı öncesi mesajlar veriliyor. Biz güçlüyüz. Biraz sabırlı olun. Biz geleceğiz. Biz şunu yaparız. Biz bunu yaparız. Tamam. Tamam abi. Peki bunlar bu konuda tecrübeli mi? Şimdi niye ben bugün anlattım size. Ben şimdi sizi Tudor dönemine geri götüreceğim. Tudor dönemiyle ilgili daha önce bölük pörçük de olsa bilgiler verdim ama... İşte şimdi ben diyorum ki arkadaşlar Galatasaray ikinci bir Tudor felaketini yaşayacak gibi. Gibisi de fazla aslında. Yaşıyor da hadi ben biraz daha olayı yumuşatma adına Galatasaray ikinci Tudor felaketini yaşayacak. Peki birinci Tudor felaketi neydi? Hatırlayın Galatasaray Tudor'u Karabük'ten getirdi. Son derece iyi başladı. Galatasaray sahaya çıkıyor. Aslanlar gibi daha ilk 20 dakikada özellikle Ali Sami'nde 2-3-4-5 maçlar 6 ile 5 ile 6 ile bitiyor. Geleni deviriyor, geleni deviriyor. Ama ne oldu abi? İşsiz olan bir Bay İmparator olaya el koydu. Olaya el koyunca işin şekli değişti. Sürekli abi Tudor'a bir vurma başladı. Yetti mi? Yetmedi. Bugünkü gibi. İşte futbolculara dönemin, o günkü dönemin futbolcularına Cenk Ergün bunların canlı şahidi. Hatta Dursun Özbek de şahidi. Dursun Özbek bu abidik gubidik numaraları yaşanmış bir kişi olarak... Hala Fatih Terim'in teknik direktörlüğüne nasıl onay verir, nasıl onun teknik direktörlüğe gelmesi şartıyla başkanlık yarışına girebileceğini kabul eder, ben anlamış ya da çözmüş değilim. Ve el altından futbolculara şu haber gönderilir. Yani birebir, çok net, açık, biraz sabırlı olun, oynamayın, biz nasıl olsa şampiyon oluruz. Tudor'u bir Abbas edelim, değerli hocamız gelsin. Tabii bunun için gerekli altyapı yapıldı, takım içeriden çökertildi. Aynen o günkü sportif direktörün ifadesiyle söylüyorum, Tudor'a kafayı yedirdiler.
Tudor'a bunlar kafayı yedirdiler. Kimler yedirdi? İşte o bu. Tudor diyor ki işte şu gün antrenman veya birileri antrenmana geç geliyor malum elebaşlar falan. Tudor diyor ki ne yapıyorsunuz diyor. İstersem diyor canımız ister antrenmana çıkarız, canımız ister oynarız, canımız ister çalışırız diyorlar. Uzatmayalım arkadaşlar. Galatasaray ondan sonra bir geriye gidiş başladı. İşte böyle Konya maçı gibi, bilmem ne maçları gibi. Bak bu kadar iyi giden takım bir anda geri sayıma geçti. Geri sayıma geçince ne oldu arkadaşlar? Tepelendi, tepelendi. Medya, aynen bugün olduğu gibi medya içerisindeki bugünkü olan yavşaklar o günde vardı. Bugün olan puşlar o günde vardı. Kalleşliklerini, şerefsizliklerini, Galatasaray düşmanlıklarını en üst perdeden hep seslendiriyorlardı. Aynen bugün olduğu gibi. Dönekler, yağcılar, yarakalar, dansözler, bikini, tanga, etek giyen şerefsizler. Bunları siz yorumcu mu zannediyorsunuz? Bunları adam mı zannediyorsunuz? Hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Hala ne nutuklar atıyorlar. Galatasaray bakın el alem neler yapıyor. Bunlar hala neyin peşindeler? Bunlar teneke bağlanıp, arkasına teneke bağlanıp gönderilen bir kişiyi başkan yapma adına, tekrar geri getirme adına toplantı üstüne toplantı, kulis üstüne kulis her türlü dalga dümeni yapıyorlar. Ben bu bilgileri aldım, sağlam yerden aldım. Galatasaray'ın içinde olan, Galatasaray'ın kongre üyesi olan, bütün bu kulisleri gayet iyi bilen, abidik gubidik numaralara son derece hakim, hepsini bilen kişi bunları bana bir bir anlatıyor. Benim onun anlattıklarının tamamını size anlatsam dehşet içinde kalırsınız. Abi neler var, ne numaralar var, ne dalga dümenler var. Şimdi onları bırakıyoruz, biz görünenden gidelim. Bakın Tudor'a bunları yaptılar, yaptılar, yaptılar. Ne yaptılar? Tudor'un biletini kestiler, gönderdiler. Ve o harika takıma kim geldi? Malum kişi geldi. Malum kişi geldi. Zaten takım güçlü, iyi de transferler yapılmıştı. Ama dikkat edin, hiçbirini kendi yapmamış. Tudor yapmış, o yapmış, bu yapmış abi. Ve o takım uçtu gitti, şampiyon oldu vesaire oldu, oldu. Ne oldu abi? Oy imparator şampiyon yaptı. İmparator şampiyon, nah şampiyon yaptı. Hangisini aldı? Kimi aldı? Ne yaptı? Ama ne yaptı? Yolun sonunda işte defansa alınan Maicon'u gönderdi. 29 golle gol kralı olmuş olan Gomis'i gönderdi. Daha sonra orta sahada Fernando diye bir oyuncu vardı. Onu gönderdi. O gitti, bu gitti falandı filandı abi. Böyle bir rezalet, çöküş dönemi başladı. Peki ne oldu? İşte o zaman sirkülasyon başladı. Son 4 yılda diyorum ya 55 futbolcu 1.2 milyar zarar, Galatasaray'ın borcu katlandı gitti. Var mı o futbolculardan? Yok. Ya defansa Maicon 3 milyona oralarda oynarken veya işte belirli bir paraya defansa getirilen Maicon Galatasaray'a goller atıp şampiyonluklar kazandıran aslan gibi oynayan oyuncu neredeyse yok pahasına Araplara pazarlandı. Aynı şekilde Gomis pazarlandı. Aynı şekilde diğerleri pazarlandı. O zaman dönün bu tarafa doğru. O defansa Luyendamalar, en son işte durumda Nelsonlar, bilmem şunlar bunlar geldi. Luyendamayı ne yaptılar sonra? İtibarsız hale getirip sıfır yerlerde süründürüp gönderdiler. Onu gönderdiler, bunu gönderdiler. Cagneler, bilmem kimler, Andoneler, Mandoneler, Gandoneler. Alındı da alındı, alındı da alındı. Alındıkça Galatasaray'ın borçhanesi kabardı da kabardı. En sonunda Mustafa Cengiz rahmetli bu işlere uyandı. Yeter dedi. Yeter deyince sen Galatasaray düşmanısın dediler. Galatasaray başkanına bir adam, bir eleman, Ünal Aysal'ın ifadesiyle profesyonel bir eleman, sen Galatasaray düşmanısın diyor başkana, yönetime, yöneticilere. Bu denecek ifade mi? Buz kovalarının üstünde oturmalar vesaireler vesaireler arkadaşlar. Şimdi ben ne diyorum? Ben diyorum ki Galatasaray'da ikinci Tudor felaketi yakındır. Yaşanacak, yaşanacak öyle görünüyor. Peki ikinci Tudor felaketi nedir abi? Detaylarını anlattım. Tudor gitti, bu zat geldi. Dursun Özbek başkan olursa tablo şunu gösteriyor. Dursun Özbek başkan olacak, arkasına teneke bağlanarak gönderilen kişi tekrar başkanlığa oturacak. Peki yine Burak Elmas'ın yaptığı tarihi kıyak boşa gidecek.
çöpe gidecek. Bilmem kim teknik direktörlük koltuğuna tekrar oturacak. Gelsin cukkalar, gitsin futbolcular. Ya Allah ya. Peki bundan bitecek mi? Hayır, bundan bitmeyecek. Dursun Özbek'i o başkanlık koltuğuna oturtan kelli felli ağır abiler, kalın abiler, derin abiler, onların da uzantıları var. Onların da işte bir takım tipleri, şunları bunları var. Onlar da köşe başına profesyonel olarak gelecekler. Cukkalar onların cebine gidecek. Akacak. Galatasaray'ın 3 olan borcu 5 olacak. 5'ken 7 olacak. Gidecek. Ha, sportif başarı. Koyver sportif başarıyı canım. Sportif başarıya ne gerek var? Allem ederler, gullem ederler. 3 yıl istiyoruz derler. Gençleşiyoruz derler. Şunu yaptık, bunu yaptık. Takım yerlerde sürünür. Harika oynadık, süper oynadık ama işte şunlar var ya, şunlar bunlar. Eldeki işte bir takım futbolcular itelenir, kakalanır sağa sola falan. Yenileri gelir, onlar gider, yenileri gelir. Gelir de gelir abi. Hiçbir şey olmaz. Galatasaray ne diyor adam? Diyor ki gideceğim, şey geleceğim, kupayla döneceğim diyor. Bakın siz. Şimdi bu toplantılar, toplantılar yapılıyor ya. İşte Dursun Özbek başkan olacak. Bay malum kişi teknik direktör olacak. İşte açıklama bu arkadaşlar. Açıklama bu. Bir daha gelirim, kupayla giderim. Ve Fatih Terim genç üyelerle yaptığı sohbette bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim açıklamasında bulundu. Terim bu açıklamayla önceliğinin teknik direktörlük olduğunu net olarak ortaya koydu. Artık Avrupa Tuhallere, Nagelsmann'lara, 35-40 yaşındaki teknik direktörlere başarılı. Bakın arkadaşlar, Bayern Münih'in başında Nagelsmann, Liverpool'un başında Klopp, Chelsea'nin başında Tuchel. Alman teknik direktörler var. Genç kuşak Alman teknik direktörler. Ben hep ne diyorum? Galatasaray'a 40 yaşlarında bir Alman teknik direktör lazım değil mi? 40-45. Ama hayır, öyle değil. 70'lik gelecek. Niye? Gelecek abi, o öyle istiyor. Çok güzel, tezgah kurulmuş. Birinci Tudor felaketinden sonra ikinci Tudor felaketine Galatasaray hazırlıklı olmalı. Son darbeyi, son tokatı, son yumruğu ikinci gelişten sonra indirecekler. Peki bunların, bu anlattıklarımın hepsinin gerçek haline gelmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Mart ayında Burak Elmas'ın ibra edilmemesi lazım. Burak Elmas ibra edilmediği vakit o da daha önce söylemişti, tüzük gereği, tüzüğün gereğini yaparım demişti. Yani istifa ederim. İstifa ettiği zaman Mayıs ayında abi kongre yapılacak. Kongre yapılırsa Bay Dursun Özbek, Bay bilmem ne imparator efendiler göreve gelecekler. Bunun anlamı işte söylediğim gibi Galatasaray'da ikinci Tudor felaketi yaşanacak. Gibi dedim, gibiyi atın. İkinci Tudor felaketi yaşanır. Efendim neymiş? Paralı işte bir takım tipler gelecekmiş. O olacakmış, bu olacakmış. Güçlü yönetimmiş. Ne Dursun Özbek dinlenir, ne o dinlenir, ne bu dinlenir abi. Kimse iplenmez, diklenmez. İkinci bir felaket yaşanır. Galatasaray gelecek 10 yılını toprağa gömer. Bu hadise gerçekleştiği zaman ikinci 10 yılını gömer bu ikinci Tudor felaketiyle. Ben anlatayım. Ben bunları yaşamış bir insanım. Tarihin içerisinde o zamanlar aktif görevde olduğum dönemler oldu. Televizyon programları yapıyordum. Gazete spor müdürlüğü yaptım. İşte eskilerini falan boş verin, koy verin gitsin. Bunların hepsi oldu arkadaşlar. Biz bunları bir bir yaşadık. Burada bakın benim derdim kişiler değil. Adam bana çakıyor. 25-30 tane troll var. Ben bir şey dediğimce bana arkadan anlatıyorlar. Ya kardeşim diyorum ki bakın ben net bir şekilde diyorum kardeşim. Galatasaray'a 40-45 yaşları arasında bir genç dinamik Alman teknik direktör lazım. Burak Elmas başarısızdır. Bu işi götürecek yönetimi, gücü, kapasitesi yok. Ama Burak Elmas hakikaten toşakla danmış diyorum. Şu Fatih Terim'i Galatasaray'ın başından def edip gönderdi. Galatasaray'ı kurtardı. Bakın bu tarihi bir kıyaktır. Eğer bu geri dönüş olmazsa, bu geri dönüş rezaleti yaşanmazsa bunun ne anlama geldiğini ileriki yıllarda herkes görecek. Burak Elmas gider. Galatasaray kendi içinden başkanını bulur. Bir de şu var.
Şöyle bir gerçek var. Abi daha 8-8,5 ayını daha doldurmuş olan bir yönetimi siz Mart ayında ibra etmezseniz bu çok adaletli de bir şey olmaz. Ayrı bir dava. Burak Elmas belki der ibra olur çıkar der ki ben aldım seçim kararı aldım kardeşim der. Şu anda Burak Elmas'ın arkasında kayınpederi Faruk Süren de durmuyor. Faruk Süren de durmuyor. O da durmuyor bu da durmuyor. O zaman bu durumda Burak Elmas'ın yapacağı bir şey var arkadaşım. Mali kongrede çıkacak. Diyecek ki ey değerli üyeler, ey kardeşlerim, abilerim, dayılarım, amcalarım, emmilerim. Ne yaparsanız yapın. Şimdi İbra ister edin ister etmeyin. Ben Mayıs'ın falan falan tarihinde kongreye gidiyorum. Adaysan adayım dersin, aday değilsen de aday değilim dersin. Ha, ondan sonra felaket başlar. Ya birinci şey ikinci Tudor felaketi gelir. İşte Dursun Özbek'in başkanlığı, Fatih Terim'in tekrar teknik direktörlüğü olur. Bu hadise gerçekleşir. Bu benim anlattığım hani bir iyi haberim bir kötü haberim var dedim ya. Kulislerde şu anda en çok seslendirilen, en çok konuşulan konu bu. Bunun üzerinden nereye varılır bilmiyorum. Ama bu sohbetin devamında. Şimdi bu sohbetin devamı iki olacak. Ben bunu bir olarak adlandıracağım. Birinci sohbet. İkinci sohbetimin başlığı konusu daha farklı olacak. Ona büyük bir çoğunluğun daha çok sevineceğini, inşallah böyle olur diyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü oradan aldığım bilgiler, biraz sonraki yani ikinci sohbette anlatacağım bilgiler beni de heyecanlandırıyor. İnşallah, inşallah böyle bir şey olur da Galatasaray'ın yarınları, geleceği kurtulur. Galatasaray uçar gider, uçar gider. Şu kadarını söyleyeyim. Elemanın da defteri dürülür arkadaşlar. Elemanın da defteri dürülür. Şimdi burada çok başlıklar var, gazete küpürleri var, onlar var, bunlar var. Bunları gösterelim mi, göstermeyelim mi? Yalnız sadece şunu ben size göstereyim. Bakın burada ne diyor? Özbek Terim formülü diyor. Burada abi işte zaten bu teknik direktöre yönetime huzur vermediler. Hala bunlarla uğraşıyor. İşte torrentte geriye gidiliyor da bilmem ne yapılıyor da. Öbürü ne diyor abi? Görev ne olursa olsun hazırım diyor. Bak 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 görev ne olursa olsun hazırmış. Yani bunlar hikaye abi. Bunlar almışlar kokuyu. Tamam mı? Mamanın kokusunu da almışlar. Cukkalar mukkalar gelecek. Tekrar Ali Dürü şeyler neydi var ya. Altyapının başına geçenler onlar bunlar abi hadi yürü bakalım gitsinler abi Ali Yavaşlar, Müfit Erkasaplar bilmem neler altyapıdan kimse çıkmayacak gençler ayvayı yiyecek gelenler çöp olacak elde yaramıyor diye gönderilen oyuncular başka gittiklere yıldız olacak takım saldım çayıra mevlam kayıra futbolunu Terim spor sistemi ver kaleciye yana geriye ondan sonra işte yok efendim biz topa 572 kere sahip olduk. Maç bitiyor abi. Rakip sana sahip oluyor. Galatasaray yerlerde sürünüyor. İmparator çıkıyor. Biz harika oynadık, şöyle oynadık, böyle oynadık ama var ya o şerefsiz. O golü kaçırdı. Ama kaçıracak canım genç adam. Ben üstüme alıyorum ya üstüme ama önce adam aslanına ağzına bir güzel atıyor. Ondan sonra ben üstüme alıyorum ya bitti olacak böyle. Ama 3 sene lazım ha. 3 sene sonra harika uçacağız ya. Harika olacak ya. Mümkün. O sayın başkan sayın bilmem ne yapacak. Güzel. Her şey güzel. Çok güzel. Uçarız gideriz. Yersen abi. Yersen. Yani arkadaşlar çok net bir şekilde söylüyorum. Galatasaray ikinci Tudor felaketini yaşarsa çöker, biter, dağılır. Bu kadarını size söylüyorum. Neyse arkadaşlar ben noktayı koyuyorum. Lütfen abone olun diyeceğim. İşe yaramıyor. Ama abone olmanın faydası daha çok sessiz çoğunluk olan Galatasaraylı kardeşlerimize bu gerçekleri anlatma bakımından çok önemli. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Unutmayalım, yayalım. Bakın arkadaşlar Galatasaray'da ikinci Tudor felaketi yaşanacak gibi duruyor. Anlattım detaylı olarak bakın.
yaklaşık 30 dakikadır bunları anlatıyorum. Dilimde tüy bitti, çalıştım. Bakın burada notlar. Bu ikinci bölümde, sohbetimizin ikinci bölümünde elemanın defterinin dürülme hikayesini size anlatacağım. O çok kuvvetli, çok güzel, sevineceğiniz bir sohbet olacak. İnşallah, tabii sevinmeyenler de olacak, tepki gösterenler de olacak. Ama hiç mi hiç önemli değil arkadaşlar. İkinci sohbetin, yani sohbetimizin devamında, ikinci bölümde buluşmak üzere. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın kardeşlerim.